Değerli üyeler, yine daha önceki toplantılarımızda bilgi verdiğimiz gibi tüzüğümüzün, yani kulübümüzü geleceğe taşıyacak tüzüğümüzün yenilenmesiyle ilgili çalışmaları yaklaşık 1,5 yıllık bir komisyon çalışmasıyla tamamlayarak yönetim kurulumuza sunmuştuk. Ama bu arada biraz önce de söylediğim gibi spor yasasının yürürlüğe girmesi bu tüzüklerin yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gereğini de getirdi. Dolayısıyla bu yasaya bağlı henüz bir takım yönetmelikler de beklendiği için bu çalışmalar tamamlanmadan yeni tüzük oluşturma şu anda pek mümkün gözükmüyor. Bu diğer kulüplerimizde de hemen hemen aynı şekilde şu anda. Biz bunu yakından takip ediyoruz ve inşallah bütün bu yasal süreçler tamamlanıp kulübümüzün tüzüğü de hem ortaya konan bilinen aksaklıkları ortadan gidermek, kaldırmak için hem de kulübümüzü gelecekte daha çağdaş bir şekilde yönetebilmek için tüzük yenileme çalışmaları yapılmaya devam edilecek. Değerli üyeler, bu arada son toplantımızdan bu yana aramızdan ayrılan çok değerli üyelerimiz var. Ben izninizle bu değerli üyelerimizi burada anmak istiyorum. Değerli divan üyelerimizden Medih Göllü, Adnan Necip Sever, Hikmet Nihat Erkuş, Mustafa Kemal Kırdar, Enver Balto, Erhan Koni, Halis Kalkavan, Metin Mete Sümer, Adem Çelikkol, Ali Doğan Ertuğrul, Azmi Murtaza İmer, Yıldırım Akyüz, Haluk Yakup Yağınlı, Akın Karaveisoğlu, Ahmet Zekai Görgülü, İhsan Paşalıoğlu, Metin Aksoy, Hüseyin Deli İsmail, Rüknettin Küçükçalı, Erkan Demirray, Erol Günay, Ayhan Yaratır, Mehmet Maral Öztekin, Turgay Atasu büyüğümüz, Mustafa Ergin Ersan, Mustafa Nejat Yalçın, İsmail Halil Karatepe, Faruk Pala, Mete Taner, Vedat Zeydanlı, Rükiye Nilüfer Boyana, Enver Semen, Bülent Kaptanoğlu, Ahmet Akbaş, Işın Numan, Tahsin Kılıçoğlu, Enver Arda ve bu hafta başında kaybettiğimiz Seçme ve Sicil Kurulu eski başkanımız Sayın Haluk Mete ve yine çok genç yaşta kaybettiğimiz Genel Müdür Yardımcımız Sayın Erdem Şatıroğlu'nun vefatı nedeniyle camiamıza ve değerli ailelerine özür diliyorum. İhsan Yalçın var, haklısınız. Onu da unuttuk listede. Erbay Arda, özür diliyorum eksikler içinde. Tüm bu vefat eden değerli üyelerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve tüm camiamıza da başsağlığı dileklerimi sunuyorum. İzninizle burada çok küçük bir şey daha söylemek isterim değerli üyeler. Beşiktaş'ımızın daha önce hem divan üyesi olan hem yönetimde bulunan bir değerli üyemizi örnek olarak söyleyeceğim. Sağlık sorunlarıyla aramızda gelememekteler uzun zamandır. Ama canlı yayınlanan YouTube kanalımızda da bu toplantımız yayınlanıyor biliyorsunuz. Ben bu vesileyle Süleyman Seba Başkanımız döneminde de yönetim kurulu üyeliği yapan değerli divan üyesi dostumuz Sefa Dinçer'e de buradan hem sağlık dileklerimizi hem de selam ve sevgilerimizi de iletmek istiyorum. Değerli divan üyeleri, ben divan başkanlık kurulu faaliyetleriyle ilgili konuşmamı burada tamamlayıp sözü sayın divan başkanımıza bırakmak istiyorum ama son bir dileğim var. Bunu da burada izninizle sayın başkanımıza hitaben dile getirmek isterim. Sayın başkanım, kulübümüzde birlik ve beraberliği en güçlü şekilde oluşturmanın en önemli faktörlerinden biri de tüm kurullarımızın tam bir uyum içinde karşılıklı sevgi, saygı,
güven içinde ve sadece kulübümüzün başarısı için işbirliği yapmasından geçtiğine hepimiz yürekten inanıyoruz. Ben kulüp başkanı olarak sizden bu kurullarımızla daha sağlıklı iletişimi kurmak üzere belirli aralıklarla kurulları bir araya getirmenizi ve böyle bir çalışma ortamı sağlanması için de desteğinizi istiyorum, talep ediyorum diyeceğim. Ve bu desteği sağlamanız inanın hepimizi çok mutlu edecektir. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada şu anda katılım divan toplantımıza katılım sayısının 283 kişi olduğu bilgisi geldi. İzninizle şimdi sözü Sayın Divan Başkanımız Tevfik Yaman Türk'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.